Arkadaşlar merhaba. Yavrular 45 günlük oldular. Rutin temizliğimizi yapıyoruz. Temizlik yaparken de oyun oynadığımızı sanıyorlar. Bana saldırıyorlar. Bunu gösterelim dedik. Lan. Ne oğlum durun. Arkadaşlar sabah akşam her gün kafesleri temizlenir. Çünkü çok fazla yiyecek tükettikleri için günde 3 öğün besleniyorlar. Çok fazla yiyecek tüketiyorlar. Hala anne yemiyorlar. O yüzden çok fazla dışkı yapıyorlar. Bu şekilde temizlemezseniz arkadaşlar ne ortam steril olur. Her türlü mikrop yaşar. O yüzden her gün düzenli olarak temizleriz. Ne oldu? Oğlum durun. Lan. Lan durun. Ya sizi var ya. Evet. Arkadaşlar dişleri de çıkmaya başladı. Bayağı acıtıyor artık. Tabi oyun içine sürüyorlar ama. Ya oğlum durun. Oyun değil bu. Bak. Bak sizi var ya geliyorum şimdi. Geliyorum lan buraya. Gelin buraya. Koş çok. Sizi var ya. Sizi var ya. Gel buraya. Sen neredesin? Gel buraya. Gel kuzum, gel bakayım. Gel. Ya var ya üstüm başımı mahvettiniz. Şerefsizler. Filinsiz misiniz? Aman. Arkadaşlar yüz simaları aynı Yavuz. Şöyle bakın. Kolay değil arkadaşlar. Hani gerçekten aramızda çok duygusal bağ oluşuyor çünkü elimize doğdular. Yaklaşık 45 gündür bir an olsun ayrılmadık yani. Sürekli o bir aylık dönemde yanlarındaydık. Tabii bu işin en sevdiğimiz tarafı bu. Ve onları böyle görünce çok hoşumuza gidiyor. Tabii mecburen aralarından ayrılanlar olacak. Gönül ister ki hepsine bakalım ama hani burada biliyorsunuz kısıtlı bir sayı var. Yani ve bu kadar köpeğe bakmak çok çok fazla olacak. Yani inanın manevi hani maddi boyutunu geçiyorum. Manevi boyutu daha zor. Bu şekilde Ne oldu? Karınları acıktı arkadaşlar. Şu sütünün içinde bekliyor. Mamaları. Şimdi temizlik bittikten sonra vereceğim. Tamam. Biz var ya. Burası full çakıldı Yavuz kalırken. Bunlar sayesinde her gün temizliğe çakılda eriştik. Durun oğlum. Durun. Bak. Dur. Ya.
Senin şu an dişler jilet gibi arkadaşlar. Şöyle açayım. Şöyle. Yani jiletten farksız. Temizliğimizi bitirdik. Şimdi biraz oyun oynayacağım onlarla. Yani bu yavrulara eğer sadece yemek verip çıkarsanız insanlara karşı o sıcaklığı hissedemiyorlar bir zaman sonra. Ve büyüdüklerinde insanlardan böyle çekinir bir vaziyette oluyorlar. O yüzden şimdiden çok kızmadan, sürekli severek, tabii ki bunlar daha çocuk, hani yaramazlıkları olacak. Çok fazla kızmadan, sürekli severek, yani onlarla bir 10-15 dakika her gün vakit geçirin ki insanlara olan sevgisi artsın. Şöyle yemeğimiz şurada hazır. Tabii onların saati var artık, acıktılar. Şöyle mamayı biraz yumuşatıyoruz. Onlar da onun kokusunu alıyor, o yüzden acıktılar iyice. Gel bakalım. Gelin. Ne oldu? Sen var ya. Bu en yaramazlar arkadaşlar. Şu açık renkli olan. Şu an elimdeki. Bu en yaramazları. Yani su falan görmesin. Değil mi? Sen yakışıklı. Yakışıklı. Vereceğim yemeğinizi, bekleyin. Şöyle bayağı yumuşamış. Kalan içindeki o sıvıyı biraz dökeceğiz. Bekleyin. Çünkü çok cıvık bırakmıyoruz arkadaşlar. Bırakırsak kesel olma durumları var. Ya da bu sütü içip karınlarını doyuruyorlar. Zaten Hürrem'i emdikleri için şu an en büyük besin kaynağı Hürrem'in sütü onlar için. Evet. Yemek vakti. Bakın her gün bu kadar pislik atıyoruz. Gel. Haydi bakalım. Gel. Burada da var. Ama benim çocuklarım acıkmış. Acıkmış bunlar. Girmeyin oğlum. Onların yemeğini veririz arkadaşlar böyle. Ondan sonra oturur, izleriz. Yemeği yedikten sonra bir 10 dakika oyun oynarlar birbirleriyle. Tam enerjileri gelir. Ondan sonra hepsi uyumaya geçer. Hürrem'i de bu sırada, yani biz buraya geldiğimizde Hürrem'i direkt dışarı alıyoruz. Çünkü biraz dinlensin diye. Gördünüz dişleri. Acıtıyordur muhakkak. Tabii bir 10 günlük süreç var. Daha ikinci aşıları olmadılar. İkinci aşıdan sonra artık Hürrem'i de yavaş yavaş ayıracağız. Hürrem'i direkt dışarı alıyoruz. Yaklaşık 3-4 saat biz burada olduğumuz süre boyunca Hürrem dışarıda kalıyor. Sonrasında yavrular yemeklerini yiyor. İşte dışkılarını yapıyor. Tekrardan bir temizliyoruz. Ardından Hürrem'i alıyoruz. Hürrem bir sistem geliştirmiş kendi kendine. Direkt şu yuvanın içine gider. Kapalı yuvanın içine gider.
Arkadaşlar 1 saat boyunca 45 dakika boyunca ortalama orada ayakta bekler. Yavrular onu emsin diye. Gerçekten bu yaşa gelmesine rağmen yavrular hala onları emziriyor, yalıyor. Yani normalde böyle bazı anneler 35-40 günlükten sonra artık yavruları emzirmemeye başlar. Bakın arkadaşlar, yavrularını yiyeceği kadar veriyoruz. 3 öğün yiyorlar zaman zaman. Vaktimiz olunca, vaktimiz olmayınca 2 öğün veriyoruz. Hani 2 öğün verdiğimizde de eğer 2 öğün vereceksek çok fazla dolduruyoruz yemeği. Bugün 3 öğün vereceğiz. O yüzden azar azar. Şimdi sabah yediler. Akşam öğlenden sonra bir daha yerler. Akşama bir daha yerler. Diğer türlü doyuyorlar. Mama kalıyor. Doydunuz mu? Hadi bakalım. Oyun zamanı. Hadi bakalım. Şimdi enerjiyi aldılar. Şimdi oyun zamanı. Değil mi? Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel. Gel 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 biş gel kızım gel. Biş biş. Şöyle of. Yavuz'un oğlu. Yakışıklımız. Kim bu? Grubun en büyük yavrusu bu arkadaşlar. Bu dişimiz. Hani gerçekten bu şekilde devam ederse Hürrem'i falan sollayıp geçecek inşallah. Değil mi kızım? Şu an kameramanı rahat bırakmıyorlar. Peşini koşuyorlar. Gel 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 ya. Rahat bırak. Rahat bırak. Şimdi arkadaşlar biraz oynarlar bunlar. Mahvettiniz üstün başımı. Bunlar yemeği yedi, ben de çıkayım dışarıdan çekelim. Of of of. Gidin, gidin kendiniz oynayın. Gel baba. Biraz yukarı. Gel buraya, kaç. Seviyorsun yıkanmayı, kaçıyorsun. Evet. Derin de kırın biraz. Hadi git. Şöyle. Şimdi oyun saatleri. Tabii oyunlar sert oyunlar oluyor. Dur şuraya da tut. Bu suyla oynamayı çok seviyorlar. Şimdi birazdan koşturmaya başlarlar suyun peşinde. Her gün temizledikten sonra bu şekilde ıslatıyoruz. Yeah.
Tamam, su hastası o. Bak. Siyah renkli olan arkadaşlar biraz daha su hastası. Bazıları yatışa geçti. Yavruların son durumu bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Hepinize şimdiden iyi haftalar diliyoruz. Saygılar, sevgiler.